Arkadaşlar selamlar. Tamir Eden Adam YouTube kanalında yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda daha önceden multimedya sistemi değiştirilmiş Opel Astra H kasalarda saat tarih ayarının Opcom üzerinden nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Bilindiği üzere multimedya sistemi değiştirildiği zaman eğer ki yerine takılan multimedya sistemi izin vermiyorsa bu araçlarda saat tarih ayarını değiştirmek pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Bu durumu çözebilmek için de Opcom cihazı ya da tek iki cihazı ile araca bağlanıp ilgili menüden saat tarih ayarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü videoda bu işlemin adım adım nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. Öncelikle her zamanki gibi Opcom cihazımızı bağlayıp bilgisayarımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı açtık. Opcom programımızı çalıştırdık. Diagnostikten işleme başlıyoruz arkadaşlar. Gelen ekranda aracınızın model yılını seçiyorsunuz. Daha sonrasında aracınız hangi kasaysa onun seçimini yapıyorsunuz. Daha sonrasında en alttaki infotainment sistem menüsüne giriyorsunuz arkadaşlar. Burada info display seçeneği var. Şu ortadaki. Buraya giriyoruz. Gelen ekranda sağ altta programming'e tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir menü açılıyor. Burada bakın. Şurada hemen saat ve tarih ayarı var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta saat ayarları, sağ tarafta da tarih ayarları mevcut. İsterseniz bunu PC'nizin saat ve tarih ayarını çekebilirsiniz. Bakın şu an ben buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi şu an saat 18.40 ve 4. ayın 20'si 2021 tarihindeyiz. Bilgisayarımız saat tarih ayarını buraya kaydetti. Son olarak burada programming'e tıkladığım zaman işlemim bitmiş oluyor arkadaşlar. Saat tarih ayarını bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Eğer ki aracınızın aküsünü sökerseniz ya da buradaki ekranınızın soketini yerinden çıkarırsanız bu saat tarih ayarı tekrar kaybolur. Buralar yine sıfır olur. Burası da multimedya sisteminin ya da aracın üretildiği tarihe atar arkadaşlar. 2005'li bir tarihe atar. Benim aracım 2005 model. 2005'li bir tarihe atıyor direkt. Daha sonrasında yine bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Opcom veya Tek 2 cihazıyla bağlanıp aracınızın saat tarihini güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. İşlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.